Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda sizlere Asus'un çıkarmış olduğu Zenfone 5 isimli telefonu inceleyeceğiz. Şöyle Zenfone 5'e bakalım. Daha önce Zenfone 6'yı incelemiştik. Oldukça da fiyat-performans ürünüydü biliyorsunuz. Bu da öyle fiyat açısından fakat performans konusunu konuşacağız. Kutusuna bakalım önce neler çıkıyor. Klasik kulaklık çıkıyor. Zenfone'un aynı kulaklık var. Bir ara kablo, kulak içi kısımları kulaklığın ve bir adet şarj cihazı var. Cihaza gelelim. Önce cihazın dış görünümüne bir bakalım. Şöyle gördüğünüz gibi üst tarafında bir kulaklık girişi var. Şimdi i̇şte mikrofon. On off yani uyku modu aynı zamanda. Ses açma, ses kapama. Alt tarafında bir mikrofon daha var. Ve USB 2.0 girişi. Onun dışında herhangi bir giriş yok. Arka kapağı çıkıyor. Görmüş olduğunuz gibi bir adet sim kart girişi var. Bu kesilen sim. Sağ üst tarafta da görmüş olduğunuz gibi SD kart girişi var. Ve 64 GB'a kadar da destekliyor. Cihazın dış görünümü bu. Bir boyutuna bakalım. Zaten Asus Zenfone 5, 5 inç. 14,7 santim bir boyutu var. Yani yük, genişliği var, uzunluğu var diyeyim daha doğrusu boy olarak. 7 sant 7.3 cm'de bir genişliği var. Biraz kalın. Çünkü bombeli olarak gidiyor. Hani şöyle en kalın noktası 1 cm'ye yakın bir kalınlığı da var. Zaten boyutlarını şimdi yazarız alta. Cihaz Intel işlemcili. Hani Snapdragon'ı biliyorsunuz Asus, Asus çalışmıyor Qualcomm'la falan. Intel 2560 çift çekirdekli, iki çekirdekli bir işlemcisi var. Bu iki çekirdek gerekirse sanal iki çekirdek daha ekleyerek 4 çekirdeğe kadar çıkabiliyor. Ama biz tabii ki de 2 olarak kabul ediyoruz bunu. Ve bu işlemci 1.6 GB Tabii Qualcomm'la ya da Mediatek'le çalışmadığı için de fazla alışkın olmadığımız bir ekran bileşeni mevcut. PowerVR SGX544 ekran bileşene sahip bir telefon. Bu da ee, nasıl söylesem Mali 400 ile 450 arasında. Yani nasıl diyeyim 400'den biraz daha üstün bir seviyede bir grafik işlem birimi var. Yani oyunlarda sıkıntı çıkaracağını zannetmiyorum. Onu söyleyeyim. Cihazın şu görünümleri hani nasıl diyeyim arayüzü çok güzel. Yani... Asus UI olarak kullanılıyor herhalde, geçiyor. Fakat Android 4.3 Jelly Bean işlem sistemi mevcut. Ama Asus'un yaptığı açıklamaya göre güncellemeler en kısa zamanda gelecek. Şöyle bir açılıyor, hani şu kullanmayı da gerek göstereyim hatta. Şu kameradan tutup indirirseniz de kamera kısmı işte çağrı, mesaj. Şuradan da takvimler açık bir şekilde bakabiliyorsunuz. Kendi arayüzü oldukça başarılı. Hani çok güzel bir, şöyle göstereyim. İkonları oldukça başarılı. Zaten Asus Zenfone 6'ı da çok beğenmiştim, aynısı. Asus bütün modellerinde bunu kullanıyor. Arayüze sonra değiniriz. Ekrana gelelim önce. Ekran Gorilla Glass 3 ile korunuyor. 5 inç demiştik. 294 ppi bir ekran var. Parlak aslında hani güneşine çıkarsa biraz sıkıntı yaşayabiliyorsunuz. Hani çok çok parlak değil. Parlak sadece. Ekran oldukça da temiz gözüküyor. 294 ppi'ye göre. Gramajına bakalım önce. Bizim hassas dediğimiz arkadaş oldukça sıkıntılı işler çıkarıyor. Normalde bakalım 145 gram. Bunda yakaladı. Gram olarak. Evet, şu an doğru tarttı. Bir ara bozulmuştu bu. İyi oldu. 145 gram bir ağırlığı var. Bu gerçek ağırlığı da aynı zamanda 145 gram. Yani Tartıya güvenerek söylemiyorum. 8 megapiksel bir ana kamerası var. Şu görmüş olduğunuz kamera 8 megapiksel ve gayet başarılı fotoğraflar çekiyor. Özellikle gece modunu güzel ayarlamışlar bunun. Gece daha başarılı fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Hani normal bir 8 megapiksel kameraya göre işliyor fotoğrafları kendi içine ve güzel fotoğraflar çıkartıyor size. Ön kamerası 2 megapiksel. O da sanat bir selfie kamerası. Zaten dediğim gibi hani fiyat olarak 600 liralık bir telefon. Ve oldukça da dolu bir telefon. Hani 2 GB RAM olacak, 600 lira olacak. Biraz ve kamerası bu kadar kaliteli olacak. 8 megapiksellere göre söylüyorum. Oldukça o grubu dağıtacak. Cihaz çok mükemmel. Ya bana kalırsa fiyat, fiyat performans açısından mükemmele yakın. Fakat tek e eksi yanı bence benim gördüğüm, sezdiğim. Bir günü zor kurtarıyor bataryası. 2110 mAh olmasına rağmen Intel işlemci sanırım biraz fazla yiyor. Bir de 2 GB RAM'i var. Hani genelde o batarya seviyeleri biliyorsunuz. 1 GB işlem şeylerde alışkınız. Bellekte olan Android cihazlarda alışkınız. Onun yanında şöyle güç tasarrufu moduyla da bunu ayarlayabiliyorsunuz. Atıyorum işte hani her sürekli tirici açık olmasın da işte ara ara açık olsun gibi özelleştirebiliyorsunuz. Yani ofis günü kurtarıyor. Çok rahat bir şey onu söyleyeyim. Ama dediğim gibi pil %15'in altına bir inince otomatikman bir korunmayı alıyor. Bayağı bir her şeyden kesiyor. Intel işlemci olduğu için ya da Asus olduğu için miydi, bilinmez intent gezinme hızı oldukça etkili. 10 parmak klavye kullanabiliyorsunuz. Dokunmatiği 10 parmak kadar destekleyebiliyor. O da hoş düşünülmüş bir ayrıcalık. Fakat tabii ufacık ekranda on 10 parmağımızı nereye sıkıştıracağız o da ayrı bir sıkıntı. Ee, beğenmediğim yönüne tekrar gelince Asus Zenfone 6'da da var aynı sorun. Bunların ışıkları yanmıyor. Hani takır takır yazışırken bir anda şuna basıp Home yani ana ekran dönebiliyorsunuz. Tekrar şuradan kaldığınız yerden devam ediyorsunuz. Gerçi orası ayrı konu da. Hani bir anda böyle kapanabiliyor. O da zamanla alışınca geçecektir. Yardımcı yüklü gelen uygulamalar hoş olmuş. Asus tarafının hani böyle gerekli gördüğümüz uygulamalar aslında. İşte Do it Later olsun. Hani mesela birisi aradı. Do it Later atıyorsunuz. Bildirim olarak size geri geliyor. Hani bak aramıştı, arayacaktın gibisinden. İşte el feneri falan var. Hava durumu biliyorsunuz onları. Kurulum sirbazı duruyor burada. Güç tasarrufunu zaten kullanacaksınız bu cihazda. O şey. Hani PC Link, Remote Link kısımları da var. Bu Remote Link'te güzel bir özellik. Hani laptopunuzda bilgisayarınızda bluetooth varsa açıyorsunuz. Ama uzaktan klavye mouse olarak kontrol edebiliyorsunuz cihazınızla. Tabi ek Android uygulamalarda da yapılabilen bir özellik aynı zamanda. Fakat içine gelmesi hoş bir ayrıntı olmuş. Ve Asus depolama, bulut depolama alanı veriyor web storage diye. 5 GB'a kadar da bu alandan yararlanabiliyorsunuz. Bu arada ekran kısıkmış onu da tekrar açayım. Full parlaklık şu an bu seviyede gösteriyor. Onun dışında dediğim gibi arayüzü güzel. Bir oyun testi yapalım önce. Sonra oyundan sonra da bir ses testi yapalım. Meşhur şarkımızı çalalım. Bakalım şarjı ne kadar dayanacak oyuna sıcaklığı ne olacak. Asphalt 8 klasik oyunu bir oynayalım. Evet önce bir ısına bakalım. Sonra bir 15 dakika oyun oynayıp tekrar ölçelim ne kadar ısınıyormuş. Bu arada önceki cihazlarda yaptığımız gibi Wi-Fi açık olacak. Şöyle ölçelim. 27.6 santigrat derece. Asphalt 8'i oynayacağız tabi. Gördüğünüz gibi de şarjı %71'deydi. Evet 15 dakika oldu. Şöyle soğumadan bakalım. 27.6 yıl sanırım. 43.3 santigrat derece oldu. Bize ilgilendiren bataryası %71 iken %57 düştü. %14'te bir batarya düşüşü var. Genelde bu civarda oluyor. Zaten 15 dakikalık Wi-Fi açık oyunda %12-14 arasında batarya düşüşü oluyor. Antutu ile sesine de bakalım. Antutu biz yaptık. Bu arada şunu söyleyeyim. Hani kullananlar belki sıkıntı çekiyor. Sol taraftan çekerseniz bildirimleri görürsünüz. Ortadan çekerseniz de ayarlar kısmı açılıyor. Buna hani kullanıcı alışacaksınız. İlk başta ben de çok sıkıntı çekti. Hani niye olmuyor? Niye böyle böyle oluyor diye. Sol taraftan bildirimler gözüküyor. Onu söyleyeyim. 27.031 puan çıktı. Bence iyi. Şöyle bakalım. Zaten şu anda da ekrana verdik. 1280-720p ekran çözünürlüğü var. Onu da söylemeye atladıysam söyleyeyim şimdiden. Depolama alanı bizdeki 16 GB. Onu da söyleyeyim. Şimdi 2 GB'lık ve 1 GB'lık modelleri var bu Asus Zenfone 5'in. Türkiye pazarındaki 2 GB'lı. Aynı zamanda işte 8 GB'lık, 16 GB'lık, 32 GB'lık dahili depolama kapasitesi olan var. Yani belleği olan var. Bizdekiler standart 12, 2 GB değil mi, 16 GB'da hard diski var diyeyim. Depolama alanı var yani. 64 GB'a kadar da SD kartla yükseltilebiliyor. Son olarak sesine de bakalım. Şu anda gördüğünüz gibi ortamdaki en yüksek desibel 85.1 yani 80-90 arası zaten bağırma sesi olarak geçiyor. Ses çıkışı da yüksek ve temiz bir ses veriyor dışarı. Son olarak söylemek gerekirse de hani 600 liralık bir cihaz hani fiyat performans açısından çok çok üst seviyede. 2 GB RAM olsun, kamera kalitesi olsun hani o 800 liralık rakipleri işte General Mobile Discovery 2'ler, Turkcell Tail'ler onlarla hakikaten çok çok rahat bir şekilde kapışır. Hatta çoğunda geçer. Onu da söyleyeyim fiyat açısından, fiyat performans açısından. Hepsinden üst seviyede bir telefon. Ben gayet başarılı buldum. Dediğim gibi tek handikapı pili. onda da güç tasarruf moduyla dengeleyebiliyorsunuz. Bizi WebTekno Facebook adresinden beğenin. Twitter'dan takip edin. WebTekno TV YouTube kanalına abone olun. WebTekno.com'u takipte kalın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.